Herkese merhaba. STGM olarak pandeminin derinleştirdiği sorunları ve çözüm önerilerini sivil toplum örgütleriyle birlikte konuşmaya ve onları dinlemeye devam ediyoruz. Daha önceki yayınlarımızda farklı farklı başlıklarda pandeminin ortaya çıkardığı sorunları ele aldık. İnfaz yasasını da konuştuk, karantinada artan ev içi şiddeti de, ihlal edilen insan haklarını da konuştuk. Özel gereksinimli çocukların bu süreçteki ihtiyaçlarını da ele aldık. Bütün bu yayınlarımızı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Yine kanalımıza abone olarak da bundan sonraki yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün ise konuğumuz Diyarbakır'dan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çocuklarla birlikte çalışma yürüten Rengarenk Umutlar Derneği'nden Yeter Tuma. Yeter, yayınımıza hoş geldin. Herkese merhabalar, hoş bulduk Ezgi. Yeter, malum salgın sebebiyle hayatımız bir süredir evlerde akıyor ve çocuklar da okulların eve taşınmasıyla birlikte bir ayı geçkin bir süredir evde dört duvar arasında bir hayat sürmek durumundalar. Öncelikle Sur'daki çocuklar için karantinanın anlamını sormak istiyorum. Sizin birlikte çalıştığınız çocuklar salgın ve beraberinde gelen karantina için ne düşünüyorlar? Bu süreç onları nasıl etkiledi? Aslında Ezgi tam olarak bu soruların cevabını biz de bilemedik ve doğrudan çocuklara sormaya karar verdik. 115 tane çocukla telefonla görüşme yaptık ve aslında süreci anlamlandıramadıklarını, yaşanan bütün bu meselelerden bir şekilde kendilerini sorumlu tuttuklarını fark ettik. Çünkü biliyorsunuz pandemi sürecinde ilk yapılan hamle, ilk yapılan eylem okulların kapatılmasıydı. İlk sokağa çıkma yasakları yine çocukların çıkmamasına yönelikti. Onlarla başladı. Ve çocukların gerçekten bir şeyler oluyor, bir şeyler ters gidiyor. Herkes her şeyi bir şekilde çocukları işaret ediyor. Ama çocuklar maalesef anlamlandıramıyorlar ve endişeliler, kaygılılar. Ayrıca hani şunu belirtmekte fayda görüyorum. Rengarenk Umutlar Derneği 2017 yılında çocukların savaşa tanıklık etmiş çocukların rehabilite süreçlerini iyileştirmek için kurulmuş bir dernek. Yani dolayısıyla bizim çalıştığımız çocuklar, yani hani bütün çocuklar özeldir ama bizim çalıştığımız çocuklar savaş travması yaşayan, buna maruz kalmış çok özel çocuklar. Görüşmelerde şunu da anladık ki sokağa çıkma yasaklarıyla beraber çocuklar şu an yaşadıkları süreci aslında o sürece benzetiyorlar. Anlamlandıramadıkları için de aslında kötü bir şey olacakmış gibi düşünüyorlar. Ve bir şekilde yine en başında söylediğim gibi kendilerini sorumlu tutuyorlar bu meseleden. Kaygılılar, endişeliler, hatta şey atak göstermiş durumda. Yani işte savaştan sonra o davranış bozuklukları tekrar tekrar atak göstermiş durumda. Ailelerle yaptığımız görüşmelerden aldığımız sonuçlar böyle maalesef. Bir de şey bilmiyorlar. Yani bir korona deniyor, Covid-19, virüs bunlar ne? Sağlıklı bilgiye de erişemiyorlar maalesef. Yani ailelerden doğru sağlıklı bilgi alamıyorlar. Okul yok. Herhangi sağlıklı bilgi alabilecekleri bir mekanizmaları yok. Dolayısıyla duydukları her şey onlar için bilgi ama bir sürü ve karmaşık bilgiler giriyor çocukların ceplerine. Dolayısıyla kafaları şu anda karma karışık ve endişeli. Senin de söylediğin gibi virüs, yani daha doğrusu koronavirüs krizi hep biz büyükler tarafından konuşuluyor ve genellikle de çocuklara dönüp bakıp onların hem hislerini hem de bilgilerini çok da hesaba ne yazık ki katmıyoruz gibi bizim de bir gözlemimiz var. Bir de şey sormak istiyorum sana Yeter. Siz hep dernek olarak sokakta çocuklarla yan yana birlikteydiniz. Çok sıcak bir ilişkiniz vardı. Şimdi ise daha uzaktan evlerden yürütmeye çalışıyorsunuz süreci. Sen de aktardın. 115 çocukla görüştük dedin. Peki siz karantina sürecine nasıl adapte oldunuz? Çocuklar bu adaptasyon sürecini nasıl karşıladılar? Ya açıkçası çocuklarla yaptığımız görüşmelerde en önemli nokta şuydu. Gerçekten çocukların eğlendikleri, kendilerini iyi hissettikleri, sevildikleri ve anlaşılabildikleri tek yer Rengarenk Umutlar Derneği. Oranın kapanmasından doğru da açıkçası
kendilerini yalnız bırakılmış hissediyorlar. Yani biz savaş dahil bütün süreci çocuklarla beraber yaşamış insanlar olarak, örgüt olarak, hani bu süreçte herhangi bir açıklama yapmadan doğrudan derneği kapatmanın aslında çocuklar üzerinde ne kadar olumsuz bir etkisi olduğunu da gördük ve şeye karar verdik. Bu süreci yine hep birlikte yaşıyoruz. O zaman hep birlikte atlatacağız. O zaman ne yapabiliriz? İşte şeyi de takip ediyoruz. Yani sosyal medyada ya bütün örgütler, kurumlar, eğitim kurumları bir şekilde sosyal mecraları kullanıp çocuklara ulaşabiliyorlar. Ancak bizim çalıştığımız çocuk grubunun maalesef dijitalin herhangi bir şekline, çeşidine ulaşma imkanları yok. Tamamen yoksulluk ve yoksunlukla alakalı olarak. Ne yapabiliriz'i çok düşündük çünkü çok alternatifimiz yok. Yani çocukların hepsiyle teker teker görüşmek bile bizim 3-4 günümüzü aldı. Üstelik 7 kişilik bir ekiple. Ne yapabiliriz? Yani internet bağlamak çok mümkün görünmüyor. İnternet bağlasak bile Android telefonları olmayan ailelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında hani hiç kimsenin kullanmadığı, aslında kullanmaya ihtiyacı olmadığı bir yöntem vardı, telekonferans. Bunu düşündük, denemeler gerçekleştirdik ve dedik ki şu anda mevcut durumda elimizde bu imkan varsa çocuklara böyle ulaşabiliriz. Çünkü onların yalnız olmadığını bir şekilde onlara göstermemiz lazım. Bu süreci hep birlikte atlatacağımızın mesajını vermek lazım. Ve açıkçası travmalarının atak gösterdiğinden ve canlandığından bahsetmiştim. Psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Elimizdeki tek yöntem yine telefon. Bir program hazırladık tamamen telekonferansla çocuklara aktarma üzerine. Yani bu bir psikososyal çalışma. Ama içinde masalın da olduğu, sanatsal aktivitelerin de olduğu, oyun önerilerinin de olduğu, üstelik ailenin de aktif katılımını sağlayacak çeşitli etkinlikler hazırladık. Bu etkinlikleri yürütürken Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleriyle ortaklaşıyoruz her zaman olduğu gibi. Hayata Destek Vakfı psikososyal çalışmalar konusunda destek verecek. Türkiye İnsan Hakları Vakfı yani daha ciddi yani psikiyatra gitmesi gereken bir çocuk veya herhangi bir aile bireyi varsa o konuda bize destek olacak. Daha profesyonel bir destek verecek. Bütün ekip 20 kişiyiz. 20 kişilik bir ekiple 115 çocuğa biz hazırladığımız programı aktarmak üzereyiz. Yeter, ellerinize sağlık bütün bu çalışmalar için. Biz de sonuçlarını merakla bekliyor olacağız ve eminim pek çok sizin gibi zor imkanlarda çalışan örgüt adı bu deneyiminiz ilham verici olacaktır. Bir de şunu sormak istiyorum. Bu süreçte ailelerle ilgili bir çalışma yaptınız mı? Çocukları konuştuk. Çocuklar odağında zaten, yani çocuk hakları üzerine zaten çalışma yürütüyorsunuz ama aileler nezdinde de bir çalışma yürütüyor musunuz? Çünkü onların da hayatı çocuklarla birlikte başka bir sürece girdi aslında. Evet. Ya çok doğru bir noktaya değindim. Bizim için ebeveynin psikolojisi de çok önemli. Çünkü onlar bu süreçte ne kadar rahat ve iyi hissederlerse kendilerini, bu doğrudan çocuğa yansıyor. Fakat süreç aslında onlar için de çok zor. Yani çalıştığımız mahallede yani o 115 tane çocuktan 15 tanesinin babası ya çalışıyordur ya çalışmıyordur. Hiç çalışan anne yok. İşte ekonomik sorunlar, bu süreçte ekonomik sorunlar tetikledi, psikolojik sorunlar, aile içi şiddet, bütün bunların hepsi tetiklenince doğrudan aslında çocuğu etkiliyor. Yani tabii ki aileyle çalışma yapmak da bizim için önemli. Psikolojik destek noktasında sadece çocuklara değil aslında ailelere yönelik de destek sağlayacağız. Bunu talep eden kadınlar oldu zaten ilk görüşmemizde ama hani bizim de psikolojik destek almasını uygun bulduğumuz ailelerle görüşeceğiz ve doğrudan yönlendirme yapacağız. Sadece psikolojik değil, şu süreçte aslında hukuki desteğe de çok ihtiyacı olan özellikle kadınlar olacak. Çünkü gerçekten süreç maalesef kadınlar için çok zor. Yaşanılan bütün dertler, bütün sıkıntılar, o gergin ortam, stres, bu belirsizlik kadınları doğrudan etkiliyor. Ve kadın etkilendiği zaman doğrudan çocuk etkileniyor. O yüzden bizim için önemli.
Salgın süresince bizim de çok sıklıkla telaffuz ettiğimiz ama diğer sivil toplum örgütlerinde hep birlikte siz, daha da yüksek sesle söylediğimiz şey hep dayanışma. Siz de dayanışmanın ev hali diye bir kampanyaya başladınız. Son olarak biraz kampanyanın detaylarını dinlemek isteriz senden. Yani aslında kampanya biraz şey gibi görünse de, bu çalışmanın kırtasiye ihtiyacını karşılamak gibi görünse de aslında şöyle bir amacımız var. Bir kere yaptığımız çalışma bir savunu çalışması. Yani çok ciddi anlamda dijital fırsat eşitsizliği var ve ona karşı geliştirdiğimiz bir savunu çalışması. Biraz bu sistemi, kampanyayı aslında kullanarak geliştirdiğimiz modeli yaygınlaştırmak ve duyurmak istiyoruz. Temel hedeflerimizden biri o. Ancak senin de bildiğin gibi yayınlanan genelgelerle sivil toplum örgütlerinin yardım toplamasının bir şekliyle önüne geçildi. Bu bizim her türlü çalışmamızı etkiliyor. Yani derneğin bir öz kaynağı yok, üye aidatları yok, düzenli bir bağışçısı yok. Dolayısıyla bu kriz anlarında ihtiyacımız olan kaynağı ancak bu tür bağış kampanyalarıyla toplayabiliyorken maalesef onun da önüne geçildi. Biz kampanyanın ilk ayağını Rengarenk Umutlar Derneği adına açmıştık. Fakat işte bu yasal sınırlılıklar sebebiyle onu biraz evirmek durumunda kaldık. Şimdi kampanya devam ediyor. Bireysel olarak devam ediyor. Aynı amaç, aynı çalışma. Sadece işte biraz böyle derneğin yasal sıkıntısı çekmemesi adına bir miktar onu değiştirmek durumunda kaldık. Yaptığımız kampanyayla toplanan bağışlar çocukların bahsettiğim karantina dönemi çocuk çalışmaları programında kullanılacak kırtasiye ihtiyaçlarını, bir de çok küçük işte oyun malzemelerini içeren bir paketin çocuklara ulaşmasını sağlayacağız. Peki kampanyaya nereden destek verebilirler? Kampanyaya doğrudan Fongogo'nun web sitesine girerlerse, resmi sayfasına girerlerse dayanışmanın ev hali adıyla yürüttüğümüz kampanyaya bağış yaparak destek olabilirler. Yeter, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mıydı? Hayır, teşekkür ediyorum. Gerçekten sivil toplum örgütleri olarak da çok zor süreçler geçiriyoruz. Herkes bir şekliyle hedef kitlesine ulaşmaya çalışıyor. Kendilerince yöntemler geliştiriyorlar. Bu telekonferans yönteminin ben çok verimli olduğunu düşünüyorum. Çünkü maalesef çocuklar aynı fırsatlara erişemiyorlar. Aynı eşitlikte erişemiyorlar en önemlisi. Bu ülkede köylerde yaşayan çocuklar var. Çok çok daha dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar var. İnsanlar eğer bu modeli benimser ve uygulamak isterlerse bizimle iletişime geçebilirler. Biz paylaşmaktan büyük keyif alırız. Elimizden gelen her türlü desteği de veririz. Yeter, senin nezdinde bütün derneğe, bütün çocuklara ellerinize sağlık. Çok çok sevgiler diliyoruz. Eşit, daha adil bir dünyada çocuklarla birlikte hep birlikte koşabileceğimiz sağlıklı günlerde dileğiyle diyelim o zaman. Tamam, peki süper oldu o zaman. Herkese sevgiler, emeğinize sağlık. Teşekkürler Yeter. Hoşçakalın. Görüşürüz.